sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda da ikinci beylikler dönemi üzerinde duracağız. Gördüğünüz gibi çok fazla bir beyliğimiz yok desem yalan olur. 9 tane, bakın 9 tane sorularda gelebilecek olanlardan seçtik. 5 tane de bunların dışındaki beyliklerden seçtik. Yani 14 tane var. Bir Osmanoğulları var ki onu beylik olarak anlatmayacağız, o zaten ayrı bir konu. 15 etti ama bunların dışında da beylikler var. Biz çıkabilecek olanlardan seçmece yaptık sizden. Kalesi oğullarıyla başlıyoruz. Bir de dikkat ederseniz bakın kuruluş yerleri hemen adının yanında yer alıyor. Pratik bilgi, hangi beylik denize kıyısı olan bir yerde kurulmuşsa onun donanması kafadan vardır. Bunu unutmayın. Bu bilgi cepte. Kalesioğulları Balıkesir Çanakkale'de kurulmuştur ki deniz gücü vardır. Osmanlı'nın fethettiği ilk beyliktir. Osmanlı kuruluş döneminde de bahsedeceğiz ki Osmanlı donanmasının temelini oluşturur. Hatta biliyorsunuz Osmanlı bu donanmayla Rumeli'ye de geçecektir. Aydınoğulları İzmir Ayde yöresinde kurulmuş bir beylik. Batı Anadolu'nun en güçlü beyliği. İzmir dediğimde özellikle daha önce hangi beylik vardı birinci beylikler döneminde? Çaka Beyliği, yani onunla aynı noktadadır. Böyle bir yine karşılaştırma yapalım. Saruhanoğulları bizim yörenin beyliği, yani Manisa'da kurulmuş olan beyliktir. Dikkat edin, denizci beyliktir. İşte bilgi soruları sizi buradan kandırabilir. Dersin ki ulan Manisa'da deniz mi var? Evet, Manisa'da deniz yok ama bu beyliğin denize doğru çıkıntısı var. Denizci beyliktir. Hangisi denizcidir değildir sorularında şaşırtmak için illaki gelir. Gelmeyen oğulları Kütahya ve çevresinde kurulmuştur ki Osmanlı'ya 1. Murat döneminde çeyiz, 2. Murat döneminde vasiyet yoluyla ne yapmıştır? Toprak vererek katılmıştır. Karamanoğulları zaten ikinci beyliklerin en babasıdır, en güçlü beyliktir ki birinci beylikler döneminde bu özelliğiyle Danişment oğullarına benzer. Kendisini Anadolu Selçuklu Devleti'nin mirasçısı görür ki hatırlayın, yine geçmişe doğru gidelim, Büyük Selçuklu yıkıldığında kendisini onun mirasçısı gören Harzemşahlara benzetebiliriz. Ki Osmanlı'yı en çok uğraştıran beyliktir. Mücadeleler 1. Murat döneminde başlayıp ancak 2. Bayezid döneminde tamamen son verilmiştir. Şunu da ilave edelim. 6-7 padişaha uğraştıran beyliktir. En meşhur özelliklerden biri de Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçe'yi resmi dil ilan ettiği fermanı. Türkçe'yi resmi dil olarak kabul eden, önem verenler ki ilk olarak Karahanlılar, Karamanoğulları, Memlükler, Osmanlı Devleti, bunları unutmayın. Hamitoğulları Isparta yöresindedir ki Osmanlı'ya para karşılığında toprak satan beyliktir. Bunların bu özelliği verilir. Hangi beylik diye sorulur arkadaşlar. Ramazanoğulları Osmanlı'ya son katılan beyliktir. Hemen arkasından bakın Maraş'taki Dulkadiroğulları geliyor. Onda da diyor ki Osmanlı'ya savaş yoluyla katılan son beyliktir. Ki Yavuz Sultan Selim'in 1515 tarihli Turnadağ Savaşı. Nasıl ayırt edeceğiz bunları birbirinden? Arkadaşlar, Dulkadiroğulları'nın fethiyle birlikte Anadolu siyasi birliği kesin sağlanmış olarak kabul edilir. Ramazanoğulları yarı bağımsızdır. Yani iç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı'ya bağlıdır. Tamamen katılması 1. Ahmet dönemindedir. Ama iç işlerinde Osmanlı'ya bağlı olduğu için Anadolu siyasi birliğinin sağlanması olarak Dulkadiroğulları kabul edilir. Ramazanoğullarının tamamen katılması bundan sonradır ama ciddiye alınan, yani Anadolu siyasi birliği noktasında sorulduğunda karşımıza çıkacak olan cevap Dulkadiroğulları. Elazığ Devleti Moğollar tarafından kurulmuştur. Beyliği olarak, devleti olarak da geçer. Zayıflayınca Vezir Kadı Burhanettin kendi beyliğini kurmuştur. Sivas'ta arka arkaya hem Eratna hem Kadı Burhanettin vardır.
Bunu da söylemiş olalım. Ayrıca dedik, birkaç beylik ismi daha verdik. Şimdi kazık sorularda arkadaşlar, hangisi ikinci beyliklerdendir, değildir diye sorulup şıklara bunlar da sıkıştırılabiliyor. Yani ismen bilmemiz iyi. Mesela hangisi ikinci beylikler döneminde değildir denir. Bunlar verilir. Araya işte birinci beylikler döneminden bir beylik de verilebilir. Bu yüzden buna dikkat etmek lazım. Burada Çobanoğulları, Kastamonu ki Osmanlı aşireti ilk dönemlerinde bu beyliğe bağlıdır. Kaynaklarda bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu açıdan önemli. Onun dışında Eşrefoğulları, Beyşehir, Candaroğulları ya da İsfendiyaroğulları, Sinop, Menteşoğulları, Muğla, Sahip Ataoğulları Afyon'da varlık göstermiştir. İkinci beylikler üzerinde söyleyeceklerimiz de bu şekilde. Başka bir videoda görüşmek üzere.